Good morning to the best family on YouTube diye biz giriş yapmıyoruz tabii ki de. Cümel Hasan mümkün olsa yeni bir videoyla karşınızdayım. Niye bu kadar enerjiyim biliyor musunuz? Burayı tanıdınız mı? Tanımadınız çünkü burasını görmediniz daha önce. Daha önce ben de görmemiştim. Burası neresi? Bakın arkaya doğru gidiyor. Neresi? Neresi? Önce sen söyle. Gençler burayı bilmiyorsunuz. En son videoda zaten ben de bilmiyordum burayı. En son size neden video çekmediğimi anlatan bir video çekmiştim. Ve o videodan bahsetmiştim. Muhtemelen bundan sonraki videoda 1,5 ay sonra gelir. Ve onda da neden video çekmediğimi anlatırım dedim. Aha da aynısı oldu. Bundan sonra hiçbir söz vermeme kararı aldım kendime. İkinci defa kendimle barışana kadar. Neden çekmediğim konusuna gelirsek videoyu. Öncelikle hiçbir şey çekmedim diye gerçekten birkaç tane şey çektim. Ama onları montajlayamadım. 5 günlük bir yere gitmiştik tatil için. Ondan sonrasında tatil dönüşü tam son gün maalesef geçen işte ayın tam bugünü oluyor 15 Temmuz günü. Yani çok çok kötü bir şey atlattık ülke olarak. Yani nasıl diyeyim, ondan sonra zaten birden bütün her şey gitti. Zaten öyle bir durumla karşılaşınca insan ister istemez hiçbir şey yapası gelmiyor bu tarz şeylerde. Direkt o konuya ilgileniyor. O yüzden de bir ara girdi. Sonra işte biz malum size bahsetmiştim. Ablam hukuk fakültesini bitirdi ve staja başlayacaktı İstanbul'da. Biz de ev tutacaktık onunla. İşte ev aradık, çok aradık ve en sonunda evi tuttuk. Burası bizim yeni evimiz. Hayırlı olsunuzu alırım. Yani ablamla benim kalacağımız öğrenci evi. Yani aslında bir öğrenci bir de buçuk öğrenci. Gerçi o da yüksek lisans falan yapar herhalde de. İşte dediğim gibi burası artık bizim yaşam alanımız olacak ablamla. Neyse olaylar falan dedik. Ondan sonra LYS sonuçlarının açıklanması, tercih dönemi vesaire derken mecburen o tarafta bir şeyler yapmak zorunda kaldım. Soru Büküş kanalına üniversite bölüm rehberi çektik. Çok fazla yoruldum, aşırı yoruldum. O bitti derken alttan gelenler için soru çözüm gruplarını kurduk. Yani 10 gün falan oluyor soru çözüm gruplarına başvurusunu başlatalı. 2200 kişi başvurdu. Siz oradan düşünün yani ne kadar yorduğunu. Bir de Telegram üzerine kuralım dedik bu sefer soru çözüm gruplarını. O çok neyse ayrı bir şey. Çok detaya girmeyeceğim. Bu arada dediklerimden bir şey anlamadıysanız ve merak ettiyseniz şuradan bilgi kutusundan videolarına ulaşabilirsiniz. Burada çok fazla artık uzatmayacağım. Sonuç olarak bayağı bir şeyle ilgilendim. Hala da ilgilenmeye devam ediyorum. Yazın genel olarak benim çalışmakla geçti, hala da geçiyor. Kırklareli'ye birkaç kez gittim ama onlar da kısa süreliydi hepsi. 3-4 günlüğüne falan. Ondan başka hep İstanbul'da geçti hayatım yazın. Muhtemelen bundan sonrası da böyle geçecek. Çünkü üzerinde çalıştığımız bazı şeyler var. İnanılmaz yoruluyorum. Biraz da hatta bu dönemde sorgulamaya başladım. Acaba niye bu kadar yapıyoruz diye. Çünkü kişisel gelişimime ayıracak vaktim hiç olmuyor. Bunu dengesini kuramıyorum. O yüzden artık bu işleri yapacak olsam bile bir ekip tarzı bir şey kurmak istiyorum ki daha böyle nasıl diyeyim, kendime de vakit ayırabileyim. Ama bu videonun nedenine ve konusuna gelecek olursak, neden video çekmediğimi milyonuncu farklı kez anlatmış oldum. Medeniyet Üniversitesi'nin kazanan arkadaşlarımız vardır. Onlarla tanışmadım. Konuşmadık hiç. Konuşamadık yani bunlardan dolayı. Onlarla konuşabiliriz. Aşağıya yorum atabilirler. Şimdi bu kanalı tabii ki de boşlamayacağım. Kolum ağrıdı bu arada ya. Şu kamerayı değiştirmek istiyorum. Bu arada bu da ayrı bir konu. Çünkü kamera çok güzel fakat çok büyük. Ben bir şey çekemiyorum bununla. Bir yere götürmek istediğimde çantasıyla götürmek zorunda kalıyorum. Ve çantadan çıkar şey... Bir daha çantasına koy, çok görücü oluyor. O yüzden el kamerası almak istiyorum bir tane. İnşallah nasip kısmet olur da bunu değiştirebilirim. Bu da ayrı bir parantez olsun. Neyse işte hemen toparlayayım. Gördüğünüz gibi burası bizim evimiz. Görmediniz daha doğrusu. Eğer ev turu isterseniz sizin için her tarafı kendim toplayıp ev turu gösterebilirim size. Evimiz çok büyük değil ama çok da küçük değil. Bize kadar, yetecek kadar bir ev çok şükür. Bulana kadar canımız çıktı. Okula yakın, ablamın staj yapacağı yere yakın. O yüzden çok güzel. Geri kalan merak ettiğiniz tüm detayları ev vlogu isterseniz onu da gösteririm. Bundan sonra zaten gelecek olan bir video vardı. Soru cevap videosu. Onu da muhtemelen birkaç güne çekip atarım. Onun dışında daha önceden size şunu şunu yaparız deyip de yapmadığım şeyler varsa onları da aşağıdan hatırlatın. Bu kanalı boş bırakmak hiç istemiyorum. Çünkü sosyal medyada yaptığım her şeyden
çok daha fazla keyif alarak yapıyorum bunu. Çünkü çok fazla samimi burası. İstediğim her şeyi yapabiliyorum. Videoları hazırlarken inanılmaz derecede emek vermek gerekmiyor. Açıyorsun ve konuşuyorsun. En güzel olanı bu, en rahat olanı bu. O yüzden haftada bir veya iki defa en azından, yani bir 3-4 dakikalık videolarla birkaç konu konuşmak sizinle her zaman istiyorum. Onun dışında zaten okulda başlıyor yavaş yavaş. Bir 2 ay falan kaldı. 1,5-2 ay. Okul başlayınca da zaten devam ederiz bayağı güzel bir şekilde. Videoyu toparlayamıyorum. Gerçekten çok saçma bir şey oldu. Böyle karışık, karman çorman şey oldu. Neyse, bundan sonra konu konu gideriz. Bir video seçeriz ve o videonun konusu olur. O konuda konuşuruz o videoda. Bu arada ben anlatıyorum da siz de bunu aşağıda belirtirseniz çok güzel olur. Çünkü ben neyi isteyip istemediğinizi şu an ben anlatıyorum da tepki vermezseniz anlayamam. O yüzden siz belirtin, ona göre öncelik sırasını belirleyelim. Faydalı içerikleri öne alalım ki yaptığımız işin bir anlamı olsun. Bu videonun da burada sonuna gelmiş olalım. Nasılsınız? Sizin hayatınız nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Aşağı yorum olarak atın. Güzel güzel konuşalım bakalım. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Size spoiler vereyim mi? Burası salon. Şurası salondaki masa, yemek falan yiyoruz burada. Şurada da mutfak var. Orada benim odam, bir de ablamın odası var. Şurada da banyo var.